Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuş edirikimiz. Xeynəmsiz diqqətlər ekranımız olsun. Uyğurlarını qollığan yumşaq detal şirkətinin torbeti Xitaylarının hücumuna uçurdu. Germaniya avazı torunun xəbərdə bildirilishicha danlıq uçuq kodluq tekst təhrirləş yumşaq detali notepad jaza lagerlərdə bastırılıbatqan uyğurlarını qollash üçün 31 oktyabr uyğurlarga erkinlik namlıq yeni nəşrini elan qılğan bolub, torbeti qısqa vaqtdan keyinlə Xitaylarının haqaretlik inkaslarına toşib ketgan. Mezkur yumşaq detalning sahibi Don Ho bu vaqtda ifade bildirib, başqalarının özünü siyasiyaga aralashishdan agahlandırganlığı. Bolmasa bu yumşaq detalının işlətkücülərinin azlab ketidiganlığını aytqanlığını, amma o hazır başqalarının bastırılışığı sükut qılsa, keyin başqalarımı onun bastırılışığı sükut qıldığanlığını bildirdi. Yumşaq detalının yeni nəşri elan qılınğandan keyin zor türkümdəki Xitaylar detalının GitHub torbetigə köpligən haqaretlik inkaslarını qaldırğan və başqalarını bu yumşaq detalını öçürüb ötüşkə çağırı qılğan. Amma Don Ho inkas yazğıçılarının mutlaq köp qısımının yalğan hesabatlar ikkallikini bildirgen. Bunun da sırt məzgür yumşaq detalının organ torbeti Xitaylarının hücumuna uçurab, bir neçə saat takılıp qalğan. Bu, Xitaylarının özüge qarşı çıkıçılarga tüncü qıtım hücum qozğışı əməs bulup, Xitay dairlerinin yallanma tor qoşunu yalğan yavıdaq inkas yeziş, təhdit seliş, haqaretləş, tor hücumu qozğaş qatarlıq vasıtları bilen, Xitayının cinayetlerini yuşuruş üçün izcil hareket kılıp gelmekte. Hong Kong namayişçileri ve sahçılar arasındaki tokunuş küçeymekte. Germaniya avazı doğrunun haberde bildirilmişçe, Hong Kong'daki namayişçiler ve sahçılar otursudaki tokunuş barğansırı küçeymekte bulup, şembe gündeki namayişçiler 200'den artık kişiye konuk edinigen. Xinhua agentliğinin Hong Kong'daki işbeceriş oranı namayişçiler tarafından buzgunculukka uçurgan bulup, Aynak tam ve aynak işçileri çekip etilgen. Kiriş eğizdeki zalga ot koyu etilgen. Xitay taratkoları bu axtı bayanat elan kılıp, namayışçılarının kılmışını yavayılıq dəb ayıplıgen. Şunaqlı bu kılmışının siyasi mənige ige işkallikini, Xitay Kompartisi'ye ve çoğun qoruqlıqqa bolğan iğvagerçilik işkallikini bildirgen. Xitay Kompartisi aldın qayıpta ahırlaşkan 4. növetlik umumi yığınıda Hong Kong'nı kanun büyücü başqoruşunu əmelge aşırış, Uzun müddetlik mukimliğini qoğdaş üçün kanun tüzüm ve icra qilish mexanizmini mükemmelleştirişini təkidledi. Analizçiler bununla asasen Xitay Kompartiyasının Hong Kong'da ağdırmacılıkka karşı kanun maddesini qozğıtışı mümkinlikini bildirdi. Hong Kong asasi kanununun 23. maddesi de hükümetinin devletini parçalaş, hakimiyetini ağdırış qatarlı kılmışlarına qarata məxsus kanun turğızalaydıqalıqı körsüzlügen bulup, Xitay bu kanundan paydalanıp namayışçilerinin bastırışını kanunluq qılalaydıgan. Xəbərdə görsülüşə, şənbe gündəki bir yürüyüş namayışlarda 200-dən köprək kişi qolğa alınğan bulub, ondan başqa siyasi meydanı oxşumağan namayışçılar arasında toqunuş yüz verdi. Hökumət tərəfdarı bolğan bir kişi bıçaq bilən namayışçılardan 4 kişini yaralandırğan. Hong Kongdakı namayış 22-ci həftəsiga qadam qoyğan bulub, növbətdəki qarşılıq əsaslıqı Hong Kong saxçılarının zoravallıq qılmışlarına mərkəzləşdi. Dünya Saudi Teşkilatı Xitayga Amerika mallarından qoşumcu tamojna beji elish huquqi berdi. BBC torining xabarida bildirilishicha Dünya Saudi Teşkilatı WTO 1 noyabr hüküm çıkarıp, Xitayning her yili 3,6 milyard dollar qimmatidagi Amerika mallariga qoşumcu tamojna beji elish huquqini berdi. Bu hüküm Xitayning 7 yil burun Dünya Saudi Teşkilatı'ga sunugan arziga qarata chiqarilgan bo'lib, Bildirilishicha Xitay dairleri 2012 yılı Amerika'nın kuyaş energiyesi batarya tahtisi alyumin materiali qatarlıq 7,3 milyard dollar qimmatidagi bir kısım Xitay mahsulatlarından qoşumcu tamojna beji alğanlığı karşı narazılıq arzı sunğan. Gerçi bu tamojna beji sonması Amerika Xitay soğudu orışıda talaştıratış kılınıbatkan neçe 100 milyard dollarga nispeten yokluğun ornada bolsumu, ama iki taraf soğudu kilişimi imzalaş aldı tuturubatkan payıda Bu hükümünün elan kılınışı gülgülü qozgıdı. Şundaqlı Xitay bu hukukudun payıdılansa, iki tarafının soğudu sökpüte de ciddikilik görülüşü mümkünlükü bildirildi. Məlum bir Amerika əməldari bu axtı işbadı bildirib, Dünya Saudi Teşkilatının bu kararıdan qatlıq ümitsizden gəlikini. Hüküm çıxırış cəriyanı da məsəlinin doğru analiz kılınmağalıqını bildirgen. Amma o yana bu karar iki tarafının soğudu sökpüteki təsir yetküzüdü dəb qarımaydıqalıqını bildirgen.
Amerika Tayvan hükümetinin Huawei'ye mal satkan şirketlerini kontrol kılışını talep kıldı. 4 noyabr pul muameli gezdi bergen haberde bildirilişçe Amerika Tayvan hükümetinin Tayvan'daki şirketlerini Huawei şirketini mal bilen temirleştirin çekleşke çağırı kıldı. Haberde Amerika hükümetinin Tayvan dairelerini meşhur yerim ötküzgüç şirketinin Huawei'ni mesulat bilen temirlemesliki kayıl kılışkı başlığalıqı. Amerika'nın Huawei şirketiki kartılığan çekleşini tihamı küçü etkerliki, Amerika'nın devlet havufislikini közü tutup, Amerika şirketlerinin Huawei bilen hemkarlaşışını umumiyüzlük çekilip, Xitay'nın pen teknikide yükselişiki çekleme koyuşunu planlağalıqı bildirildi. Mənum buluşça, Xitay elektir üskünleri Tayvan bazarının 20%'ini ilgiligen bulup, onun yerimi Huawei şirketinin mahsulatları iken. Tepüvelinğen 3 balının ata anesi lagirdin üyüge kaytalmağan oqutqıçı ekenlike aşkarlandı. Ötken hafta qağılıq nahilik katnas sahçeleri bir videoluk uqturuş tarıqtıp, özlerinin yolda ezip kalan 3 balını ailesige tapşırıp bergenlikini haber kılgan ve ata anılarını perzentlerge yaxşı qaraş haqqıda agahlandırgan idi. Erkin Asya Radyosu'nun muhberi bu akte elip bargan eniklaştırı devamıda bu 3 balının ata anısının qağılıqtaki bir lagirde oqutqıçı ekenlike aşkarlandı. Mälum bolışça, adette her hafta ahire öylerge kaytadığan bu okutkuçular ötken hafta ruhsat berilmegenlik sebebiden öyge kaytalmagan. Bunun bilen mektepten kaytkan 3 balesi koçuda kalıp yolda izip kalgan iken. Mezkur sınlık görünüşte Qağılıq naisedeki katna sahçelerinin yolda izip kalgan 3 balini yukarı süratlik yol yakıstın tepu alganlıkı körüstülgen bulup, 3 küçük balinin korkunudun yığılgan avazi ve sahçelerinin yol yakısıdın ularının nersi gereklerini toplap atkan körünüşü körüstülgen idi. Erkin Asya muhberi vakanın arkı körünüşünü sürüştürüp, 3 balının köçülü kılışının sebebini eniklap bekiş üçün Qağılıq naisiga telefon kılgan. Vaziyetin haberdar kişilerden biri bu ballarının dadısının əslide nahilik hükümetinin hizmetçisi ikkallekini növette bir lagerde okutkıçılı kılıdığanlıqını məlum kılgan. Vaziyetin haberdar kişinin bayan kılışça bu 3 balının ata anısının lagerde hizmet kılıdığanlıqı ve heptede bir kıtımlı öyge kaytadığalıqı üçün balılar mektepten adette hepte işçide çoğun dadısı ve çoğun anısı terapidin fakat hepte ahırıdıla ata anısı terapidin öyge elip gelindiken. Ötken hepte ahire lagirdeki uçtum tut bir hizmet ciddiliki sebebidin bu ballarının ata anısı lagirden ayırlanmağın. Bu ekvaldın habersiz kalan balılarının boğu mumisi balılarını algılı mektepke barmağın. Başlangıç ve yesliyde okuyduğun bu 3 bala adeti boyunca 17. Oktyabr günü keşte yesli aldı toplanıp ata anısının ekitişini kütken. Ama ata anısı kelmegendeyken öylerige özleri minip kaytışkı mecbur bolgan ve yolda ezip kalgan. Vaziyetin haberdar kişi bu ballarının dadısının isminin Turgun ikkerliki ve Qağılıqtaki bir lagerde işleydi kalıqı. Anısının bolsa bir ahaller rayonunda işleydi kalıqı ve növette Qashqar şehirdeki bir lagerde okutkuculuk kılıvat kalıqını bayan kılgan. Nahilik Müfettiş İdaresi'deki yeni bir hadim tepüvelinğen 3 balının anısının isminin Arzügül ikkerliki ve başka idarede işleydi kalıqını bayan kıldı. İlgiri Qashqar'daki bir lager sahçısı lagerde yalğız atalmış okuguçularınla emez, belki okutkucularının mı nezerbent astıda ikkerliki, onlarının lagir korosudun halıgan vakit çıkıp gitelmeydi kalıqını paşkılığan idi. Yigirme 24-nji qatimliq faziletlik Uyghur xanım qızlar yig'ilishi Zeytinburnu'da o'tkazildi. Sharqi Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyatining yetakchiligida davomlashayotgan faziletlik xanım qızlar yig'ilishining 24-nji qatimliq yig'ilishi 2 noyabr Istanbulning Zeytinburnu rayonida o'tkazildi. Yig'ilishga Istanbulning har qaysi rayonlarida yashayotgan xanım qızlar qatnashgan bo'lib, yig'ilish Qur'on tilovati bilan boshlanib, orqadan davlat marshi o'qildi. Yig'ilishda Yusuf Xos Hojibning mashhur asari Qutadug'u bilik yozilganligining 950 yilligini xotirlash asosiy tema qilindi. Faoliyat davomida Tangnuri ta'lim tarbiya markazidagi o'quvchilar tayyorlagan sarxil nomerlar o'rindaldi. Faoliyatga jamoat arbobi Abduqodir Yapchan taklif qilindi. Abduqodir Yapchan o'zining siyosiy hayotidagi tajribalarini so'zlash orqali xonim-qizlarga to'g'ri siyosiy ong yetildirish haqida so'zlab berdi. Faziletlik xanımğa mədhiyə teməsidəki fəaliyyətdə ayal sahabilərinin iş izləri xatırlandı. Fəaliyyət yana rəsim görgəzməsi ötküzüldü.
ko'rgazmada Sharq Turkistonning tarixi, hozirgi vaziyati aks ettirilgan suratlar ko'rgazmaga qo'yildi. Shamsunur o'z Uyg'ur xonim ona tilining ahamiyati temasida so'z qilib, avlodlarga ona til o'rgatishni chin tutish kerakligini ta'kidladi. Bu qatimqi yig'ilishda xonim-qizlarga erkin fikr qatnashtirish fursati berilib, yig'in kayfiyati yuqori ko'tarildi. Yig'ilishda yana she'r deklamatsiya qilish va boshqa turlik nomerlar o'rindilib, qatnashuvchilarning qizg'in olqishiga erishdi. Amerika Xitoyda ishlangan kichik tipdagi jasus aeroplanlarni chekladi. 2 noyabr kuni Amerika hukumatı ichki ishlar ministrligi Xitoyda ishlangan jasusluq aeroplanlarini ishlatishni chekladi. Amerika ichki ishlar ministri David Bernhardt xalqaro bexatarlikka tahdid elib kelish xavfi bor bo'lgan Xitoyda yasalgan yoki Xitoy shirkatlari parcha uskunalarini yasagan jasusluq aeroplanlarini cheklaydiganligini e'lon qildi. Ministerlikda bu cheklamaga kiradigan 810 insonsiz aeroplan bo'lib, buning ichidagi 786 donasi Xitoyda yasalgan. Amerikada yasalgan 24 donasining bo'lsa, ba'zi bir zapchaslari Xitoy shirkatlari tomonidan yasalgan ekan. Bu cheklamaning ta'siriga uchragan eng cho'ng shirkat bo'lsa, dunyo bozorining 70%ini egallagan Xitoyning DJ nomidagi shirkat ekan. Amerika bozorida oldingi qatorda turadigan Xitoy shirkatining bayonotchisi bu cheklamalarning hozirgi o't o'chirish, yordam va tabiiy ofatlarda qo'llanilayotgan uskunalarni o'z ichiga olmaydiganligini bildirdi. U yana bu qarorning o'zi uchun nihoyatda cho'ng hayron qolarlik ekanligini bildirdi. 9-oyda Amerika prezidenti Trump Xitoy bilan 15 oydan buyon davomlashayotgan tijorat urushining pat yaqinda oxirlashadiganligini aytgan. U Twitter hisobida Xitoy va Amerika o'rtasidagi suhbatning 60%ini egallaydigan bir tijorat to'xtamining imzolanishi uchun xizmat davomlashayotdi. Xi Jinping bilan men imzo qo'yaman degan so'zlarni tarqatgan edi. Xitoy Xi Jinping bilan Trampning ko'rishishi uchun Amerika bilan aloqalashayotganligini bildirdi. 1 noyabr kuni Xitoy tashqi ishlar ministrligi Amerika prezidenti Tramp bilan Xitoy raisi Xi Jinpingning tijorat suhbatining oldingi bo'limining imzolanishi uchun o'tkazilgan so'rovning o'rinlashtirilishi uchun Amerika taraf bilan aloqalashayotganligini bildirdi. Ikki tarafning hozirgacha yig'inning o'rnini bekitmaganligini bildirgan Xitoy tashqi ishlar ministrining bayonotchisi Geng Shuang bu to'g'risida gapni chiqishalmaslik ekanligini bildirdi. Uningdan sirt Geng Shuang Washington bilan elib berilayotgan tijorat ko'rishishlarining nihoyatda yaxshi va farqaroq elib berilayotganligini bildirdi. Dunyoning eng cho'ng iqtisodining liderlari 11 ayning 30-sida Chilida o'tkazilgan OPEC yig'inida bu planni imzolashni planlamoqchi ekan. Lekin namoyishlarning kuchlanib ketishi sababidan Chili hukumatı bu yig'inni amaldan qoldirgan. Stoltenberg NATO'ning hech bir a'zosi Turkiyachilik terrorlik hujumiga uchrab baxmadi dedi. Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg NATO'ga a'zo hech bir davlatning Turkiyachilik terrorlik hujumiga uchrab baxmaganligini aytdi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha Jens Stoltenberg Belt am Sonntag gazetasiga bayonot berib, Suriyaning shimolidagi zo'ravonlikning pastga tushishga boshlaganligini buning masalaga siyosiy chora tepishtirishchanliklarga yo'l ochish mumkinchiligi borligini eskartgan holda bu yerda Turkiyaning muhim bir ittifoqdosh ekanligini qabul qilish kerak. Daeshga qarshi kurashda Turkiya kuchli to'p qo'shdi. Hech bir ittifoqdosh Turkiyachilik suriyalik musofirni qabul qilmadi. Turkiya 3 million 600 ming suriyalikni qabul qildi va NATOga a'zo hech bir davlat Turkiyachilik terrorlik hujumiga uchirmadi deganlarni qayd qildi. U gazetaning Germaniya mudofaa ministri Angertning Suriyaning shimolida xalqaroliq bexatar rayon qurish taklifi to'g'risidagi savoliga javoban taklifga qizg'in qaraganligini, biroq bu masalada dunyo davlatlarining hammasining Suriyadagi zo'ravonlikka xotim berish uchun javobgarligi borligini tilg'alib o'tdi. Suriyaga askar avatish to'g'risida qaror chiqarishning oson emasligini ta'kidlagan Jens Stoltenberg mazkur taklifning ijro qilinish mumkinchiligi borligini o'ttirib qo'yish uchun baldurlik qildiganligini bildirdi. U NATOning a'zo davlatlarining fikrlarini ochiq oshkora va astoydil holda o'ttirib qo'ydigan bir munbar ekanligini ham so'zlariga ilova qildi. Erdo'g'on Shanli Urfadagi yuqori saviyali birlashma harakat markazini ziyorat qildi. Turkiya Jumhuriyeti Jumhur raisi Recep Tayyip Erdo'g'on Shanli Urfadagi quruqlik armiya qo'mondonligi yuqori saviyali birlashma harakat markazini ziyorat qildi.
Ziyaret jarayonida Cumhur Reis Erdoğan'ın videoluk alaka ornatıp, Tinişlik Buluqi Harbi Hareketi rayonundaki komandandan Rasul Ayn ve etrafıdaki rayonlarının su ve tok bilen temelleş ehvali doğrusunda malumat ilgiligenlikke dair uçurlar oran aldı. Cumhur Reis Erdoğan şehrini ziyaret kılış esnasında bolsa, bölgünçü terörlük teşkilatı YPG PKK terörçilerinin Çigra'nın Suriye tarafından 10. Oktyabr'da Akçıkale nahiyesige kılgan raketamyotluk hücumunda şehit bolgan 9 aylık bovaq Muhammed Ömer'nin ailesi bilen mi körüştü? Hürmetli televizyon körüştüler, şuna kılıp bugün haberimiz müşahede ahırlaştı. Ertki haberimizi körüştük şahsilerini Cenab-ı Allah'a kitapşırmız. Şuna kılıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.